Kaç temizlik görevliniz var acaba? Tam olarak rakamı bilemiyorum. Bilemiyorum. Peki günde ortalama kaç hasta ziyaret ediyor acaba? Daha önce de size söylemiştim. Ben hani klinikle pek ilgilenmiyorum. Oğluma devrettiğim için. Kayıp oğlunuz. Evet. Evet. Kayıp oğlu. Ve kayıp olan İfsun Hanım. Evet öyle. Tabii yani şimdi yani sizin açınızdan baktığınızda biraz ortalık şey gözüküyor tabii ama yani inanın o kadar yanlış bir zamanda geldiniz ki. Teftişin yanlış zamanı mı olur beyefendi? Adı üstünde. Teftiş. Doğru, siz de haklısınız. Evet, alt katları da dolaşacağım. Yalnız alt katlar bize ait değil. Yani oradaki mülk sahibi ne yapacak hiç bilmiyorum. Ne yapacakmış? Hiçbir fikrim yok. Anlıyorum. Herhangi bir konuda acaba bir fikriniz var mı? Buyurun. Gülden Hanım bir şey mi saklıyor yoksa bana mı ne? Bir şey mi saklıyor? Bilmem. Ama öğrenirim. Ararım, bulurum. O ne? Ne de? Aa! O ne? Ben de onu soruyorum, o ne? Doktorunuz hastanın üstüne mi çıkmış, ben mi yanlış görüyorum? Mete Bey! Şöyle Kaya Bey, hastamız iğneden korktuğu için böyle işlem yapıyoruz. Genelde yaptığımız bir işlemdir bu arada. Zaten hastanın rızası var, imzası da var değil mi? Evet, evet. Evet, evet dedi. Acaba rica etsem, bunu yazmazsanız? Bütün notlarım için ifadenizi alacağım. Ben de bu işi böyle yapıyorum. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Deseydiniz evet evet deyince de çok böyle ben zorla söyletiyormuş gibi oldu ama neyse imzanız var. Devam ediyorum işleme. Hazır mısınız hanımefendi? Evet. Hanımefendi? Evet hazırım. Hanımefendi. Necip Bey. Necmi. Evet doğru. Her şey için çok teşekkür ediyoruz efendim. Yani sizi kliniğimizde ağırlamak bizim için gerçekten büyük bir onur. Evet. Kullanmayacaksanız eğer. Neyi? Elimi. Ha, elimi. Geri alabilir miyim? Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ayıp olmazsa bir şey sormak istiyorum tabii. Size. Tekrar ziyaretimize gelecek misiniz? Hayır. Göreceğimi gördüm. Alacağımı aldım ben. Ah ne güzel. Evet. Şey yapsaydınız, keşke haftaya da gelseniz daha düzenli olurduk. Yani raporlar açısından diyorum hani raporlar. Göreceğimi gördüm. Alacağımı aldım dedim. Değil mi? Dediniz. Bunu dediniz evet. Öyle dedi. Evet. Alacağımı aldım dedi biraz önce. Evet. Çok güzel. Gülden Hanım neredeler acaba? Ben kendilerini göremedim de. Ha, hastası var. Ha mı? Kendisi çok selamlarını iletti size. Anladım. Bana mı? Siz de çok selam söylerseniz. Tabii. Teşekkür ederiz. Size de teşekkürler. Hamilelik test için. Rica ederiz Necip Bey. Necmi Bey, pardon. Biz çok şeffaf bir aileyiz zaten klinik olarak tabii, olsun. Tabii. Şeffaf? Şeffaf. Evet. Şeffaf. Çok şeffaf. İnanılmaz şeffaf bir aile. O zaman ben gideyim. Ay, evet iyi günler. Görüşmek üzere. Bir şey olursa haberleşiyoruz. Okey. Goodbye. Hiçbir şey yazmayacak, merak etme. Ben her şeyi ayarladım. Burada bir şeyler gizliyorlar. Basın. Hadi rahatlayın artık. Bir şey yok. Ben ayarladım diyorum her şeyi. Herkes işinin başına. Değil mi? İçiniz rahat olsun. Doğru. Ne diyorsun? Hadi. Evet, evet. Bu işte böyle geçti. Her şey çıkmaz zaten. Neyse. Arkadaşlar hepimize büyük geçmiş olsun. Ama bundan sonra çok dikkat edelim lütfen. Yani en ufak bir hata kliniğimizi çok zor durumda bırakabilir. Evet, evet doğru söylüyorsunuz Kaya Bey. Gerçekten yani bu ne kadar gergin bir gündü bugün. O Necmi Bey ne kadar gerdi beni ya. Neyse.
Gitti gelmeyecekmiş bir daha, atlattık. Değil mi ya? Bir daha gelmeyecekmiş değil mi? Bitti yani. Daha gelmez yani değil mi? Yani gelmeyeceğim dedi ama bilmiyorum. Ha, sahi siz bu arada bizi gördüğünüzde neden öyle kaçar gibi uzaklaştınız? Ne zaman? Ha, gündüz. Çünkü benim hastam vardı o tarafta, bu tarafta vardı. Ben yanlış dönünce, sizi görünce aklıma geldi. Döndüm. Zaten çok uzadığı için ben veda edemedim. Çıkışına da gelemedim Necmi Bey'in, onun için. Neyse tamam, o kadar da önemli değil. Efsun'la emir yokken kliniğe sahip çıkalım arkadaşlar. Yani zaten sinirlerimiz tepemizde. En ufak bir sıkıntıyı kaldıramayacağız gibi. Pardon. Alo. Efendim Serpil'ciğim. Evet, ufak bir toplantı yapıyoruz. Tamam, hemen geliyorum ben. Ekiple beraber. Akşam. Akşam Serpil hepinizi eve bekliyor. Anladığım kadarıyla hepimizin başı dertteymiş. Peki hiç görüşmediniz mi? Ah, hadi ya, tamam. Haber alırsanız bizi de ararsınız değil mi? Tamamdır, teşekkürler. Ne diyor? Ay yok, kimse bir şey bilmiyor. Pervin Hanım da şu an karakoldaymış. Ya. Efsun'a da ulaşamıyormuş galiba. Hayır, çünkü polis zaten Filiz'i daha bulamamış ki, şehir dışında olabilir diyorlar. Kesinlikle Emir'in peşine düştü. Yani bizim Emir'i Filiz'den daha önce bulmamız lazım. Yok, bilgisayarında da bir şey yok, hiçbir şey yok. Şurada bir dosya var, onu taradın mı sen? Gülden, yazıyor musun sen Emir'in gittiği yerle? Yani ikinci sayfaya geçtim, aklıma gelenleri yazıyorum ama... Bana niye bu görevi verdiniz Serpil Hanım? Niye ben yazıyorum ben? Bunları şu an niye ben yazıyorum? İkinci sayfaya kadar geçebildiğin için yazıyoruz Gülden. Çünkü Emir hangi günlerde, hangi saatte, kiminle, onu senden daha iyi takip edebilen biri var mı? Kurtarma şimdi beni. Bir sakin olur musun Allah aşkına Serpil ya? Biz nereden biliyoruz Filiz'in Emir'in peşinde olduğunu? Analık içgüdülerimden biliyorum ben Kayacığım. Senin her zaman yoktur bir şey dediğin, benim de her zaman haklı çıktığım o binlerce olayı bir hatırla istiyorsan. Tamam, tamam hayatım, haklısın. Bununla da haklısın, tamam. Telefonlar var bir de, bu sessiz telefonlar. Ne? Sessiz mi? Bugün ev telefonu hiç susmadı. Arayan sessiz kalıp kapıyor telefonu. Var mı iş? Filiz, söylüyorum size, Filiz bizi arıyor, hepimizi arıyor. Ya Allah Allah, belki Emir'dir. Belki çocuğun bulunduğu yerde telefon çekmiyor, sesi gelmiyor. Emir değil o, Filiz o. Filiz, Filiz, ben Emir'in sessizliği olsa ben onu anlarım. Başka türlü bir sessizlik bu, farkında değil misiniz? Bu kötü bir sessizlik, bu sinsi bir sessizlik. Aa, yeter ama ya. Ya sen bu sessizlikten iyice artık böyle paranoyak oldun. Tamam. Oh, yok ya. Serp Bey hiçbir şey bilmiyor. Yani Sevda Hanım'a da ulaşamıyorum. Ben ne yapayım? Sevda'ya ulaşma zaten. Niye ulaşıyorsun Sevda'ya? Ne yapacak o? Nereden bilecek benim oğlumun nerede olduğunu? Bilse zaten gidecek, yakasına yapışacak çocuğumun. Boş ver Sevda'yı. Aa. Mete, Şirin. Bilgisayarında bir şey çıktı mı Emir'in ona? Baktınız mı? Şeye bakıyorum ben şu an. Burada tıpla ilgili makaleler var, böyle dokümanlar var. Ne mu diyor? Güzel ama ne diyor işte, bu çıktı Mete, yani. Mete, konuya odaklanır mısın lütfen? Ben sana makale mi diyorum? Bir fotoğraftır, bir nottur burada yani. Burada yazıyorum, hiçbir şey bırakmamış mı? Şey ne yazdım? Emir yazdım, 10 Emir çıktı. 10 Hayır, teyzemin telefonu da çekmiyor ki. Acaba hepsi aynı yerde mi? Ne bileyim ben? Anne, biz abim aramak için niye sosyal medyaya bakıyoruz ki? Yani... Niye konum paylaşsın ki bizimle? Cem, oğlum sen her türlü gereksiz bilgiyi sosyal medyadan öğrenmiyor musun zaten? Abinin de nerede olduğunu öğren diyorum. Var orada bir tuşların senin, search merch. Basıyorsun bir şeylere, bul oradan abini diyorum. Bul bir yolunu Cem. Biri bu kutuyu kapıya bırakmış. Ne? Ne kutusu? Kutu mu? Sıkıntı olmasın ya. Kapıya mı bırakmış? Bomba olabilir. Bomba olabilir. Ay saçmalama. Olabilir. Ay Şirin saçmalama. Tamam, dikkatli dikkatli aç hadi. Açıyorum. Evet. Dikkat et. Oh. Ama... Neymiş? Söylesene ne? Yaklaşma, şarbon falan olabilir. Bir saniye. Olabilir. Kâmış ya. Eğer Emir'in nerede olduğunu söylemezseniz bedelini ağır ödersiniz.
Ne manada? Ağır derken yani. Ağır ödersiniz. Nasıl? Yani bedelini ağır ödersiniz. Daha açık ne yazabiliriz? Bedelini ağır bir şekilde ödersiniz. Yani bedelini ödetirim. Ağır sürüm sürüm süründürürüm gibi değil çok mi? Çok ağır. Okey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.